Evet arkadaşlar, pizzalarım hazırlandı. Bakın şöyle sıra sıra fırına girmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Hadi bakalım doğru fırına gönderelim. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler yine gördüğünüz gibi kendimizi mutfağa attık. Aynen. Şöyle hemen arkadaşlar, bugün menümüzde pizzamız var. Nasipse hamurumuzu yoğurduk. Yine Meleğim bugün kameramanlık yapıyor bana. Aynen. Eşimle büyük oğlum spora gittiler. Bu arada da arkadaşlar soğanlar mini mini ama Çok acı. öyle bir acımış Çok ki. acı hem de. Aynen sanarsınız ki gözlerim ağladı gibi. Biber gazı. Değil mi? Aynen gerçekten hala da ıslak yaş geliyor. Bugün arkadaşlar hep hanımların düşündüğü şey ne yapsam ne yapsam aklıma pizza geldi. Hamurumuzu yoğurduk. Hamur dinlensin. Şimdi iki tane balık varmış evde. Balığımız az ama Aynen. bunu bırakıp da balık almaya da gidesim yok. İki tane balık kullanacağım. Biraz da şöyle sucuk doğrarım. Sucuklu. Kaşar peynirimiz var. Peynirlerimizi rendeledim. Soğanımız. Kırmızı biberimiz var şöyle. Biber mi? Evet. Çok az olacak içinde Tamam. sayılı. Melih. Şöyle de pizza şeyini, sosunu hazırladım. Herkesinki farklı olabilir. Ben böyle domates sosu kullanıyorum içine. Tuz. Birazcık karabiber. Bir de kekik. Şu yeşil şey Kekik, neydi evet. soracaktım. Kekik kullanıyorum. Sizin varsa bildiğiniz arkadaşlar içinde güzel gider. Şunu da koy dediğiniz varsa bana yazabilirsiniz. Pesto da oluyor. Pesto var ya. Öyle mi? Ben de O şimdi da yok ama fesleğen oluyor. değil mi? Pesto. Pesto fesleğen olmuyor muydu? Bilmiyorum. Kekik vardı evde. Daha farklı bilmiyorum ne kullanıyorlar. Böyle bir pizza yapacağım. Hamurumu biraz fazla yoğurdum bilerek. Şöyle göstereyim. Şimdi Kütahya olunca haşhaşlı ekmekler kaçınılmaz oluyor bizde Aynen. arkadaşlar. Melih'in de anne bayağıdır ekmek yapmıyorsun dedi. Fazla gelen hamurla da haşhaşlı şey yapacağım. Ekmeğim. Poğaçalar yapacağım. Evet, poğaça. Aynen. Çok Şöyle severim. birazcık da sucuk doğrayalım. Genelde kızlar arıyorlar sucuğu da. Evet, data full da fırında arıyor. Onlar böyle balığı çok Sonra. sevmiyor. Arkadaşlar videoların başında söyleyeyim. Eşim diyor ki ben videolara çıkmadım da Melih'le çektiniz mi? Hep sizin videolarınıza bakan olmuyor diyor. İzlemiyorlar diyor. Bizi böyle bir şey yapıyor. Ne diyor ona böyle? Bir gaz veriyor. Sizlerden ricamız Melih'le bizim videomuza beğeni yaparsanız Evet, bir çok like mutlu atın. oluruz. Bakalım yapıyorlarmış mı yapmıyorlarmış mı görsün. Görem, Hadi Bodrum evet. meydan diyoruz Bir like eşime. atın da görsün. Bizimle arkadaşlar böyle şey geçiyor yani bizle eğleniyor. Evet. Bak gördünüz mü? Videoda ben yoktum. Gene hiçbir şey alamadınız. Bakın size bakan olmadı diyor bize. Buradan da söylemiş olalım. Hadi bakalım. Evet. Bizleri şeye çıkarmayın. Utanır mıyım bizi? He, bizleri utandırmayın. Aynen. Aferin Melih ya. Bazen benim aklıma gelmeyen senin geliyor. Aynen. Anne. Arkadaşlar yalnız video çekmekte şöyle şeyi ayarlıyorsunuz. Tripodu ayarlıyorsunuz. Evet. Tek başınıza da video çekiyorsunuz ama ben tek başıma video çekerken pek böyle şey duymuyorum. İsteyerek yani mutluluk duymuyorum. Şimdi bir şey söylerken mesela benim aklıma gelmeyen şeyi Melih bana diyor ki işte onun ismi şuydu. Evet, daha konu oluyor. Aynen eşim de aynı şekilde söylüyor. Ama yalnız olunca işte aklınıza gelmeyeni size Evet. söyleyen olmuyor. Aynen. Bilmiyorum iki kişi daha şey oluyor, güzel oluyor Daha ya. kolay hem daha komik oluyor bence. Sizin düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama bence iki kişi daha güzel oluyor. Aynen, bence öyle daha iyi. Değil mi? Evet. Yalnız aklına konuşacağın gelmiyor, yapacağın gelmiyor. Evet. Bir de ben şöyle bir şey mesela video çekerken böyle susuyorum işte diyelim ki sustum. Ondan sakin. Sürekli böyle iş yapıyorlar, hiç konuşmuyorlar ya. Biz baştan beri böyle alışkın olduğumuz için konuşmadan video çekemiyorum ben. Olmuyor. Bende de aynı. İçimden bir şeyler dürtüyor illa diye konuş konuş. Bendere. O yüzden konuşmam lazım. Tabii ki bu konuşmam lazım deyince sizlere saygımdan, sevgimden yoksa sizler bizi izlemesiniz. Aynen. Değil mi? Hepsi tamamen sizin şeyinden. Bu da bir anne bir konu oldu ha. Biber Anne, pizzanın üstüne biber gider mi? buna mı diyorsun? Hayır, o biber değil. Şey var ya, turşu biberi. Turşu biberi koyanlar Benim her koyuyor. sabah yediğim var ya. Ama acı olur annem o. Ne olsun? Sen onu pizzanın yanında yiy Evet, bence. bence Mısır konservemiz var aslında arkadaşlar. Çoğu kişi de. mısır kullanıyormuş ama benim çocuklar mısırlı yemiyorlar. O Mısırlı yüzden pizzanın iyisi bilmiyorum.
Hiç böyle... Aslında var ya, hemen şurada dolabında hazır da yemiyorlar. Mesela bilirsiniz, mısırın şeyi var. Konservesi, böyle cam şişelerin içinde. Bebek mısırlar. Onları evet. seviyorlar. Onlar çok güzel oluyor. Evet, onları seviyorlar ama şeyini yemiyorlar. Deneli mısırı yemiyorlar. Evet. Bilmiyorum, pizza biraz bozuyor bence. Bu arada arkadaşlar, biz kış tamamen gelmeden turşularımıza başladık. Bir tanesi bu büyüklükte. Bu büyüklükte vardı değil mi Melih? Vardı, vardı. Genelde Melih'in de bana getirip götürmeye yardım ediyor. Evet. Hatta bugün yıkadım da boşunu götürdü. O yüzden soruyorum. Şimdi bazıları da her şeyi Melih'e sor ya diyebilirler. Bu büyüklükte vardı arkadaşlar. Bir tanesini yedik. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, bayağı güzel. Bu da ikinci böyle. Tadı artık güzel. Artık yemeye başladık aynı. Ama bu sene salatalık çok içinde yok. Salatalık mı? Evet. Salatalık sayılı şeyde var. Siz genelde turşuyu seviyorsunuz. Lahanasını. Lahanayı evet. aynen. Şöyle turşumuz oradan görünüyordur zaten. Şu kirli şeyimizi de alalım. Şimdi saat kaç? Saat 2'ye 11 geçiyor. Fulyaf'ın da camideler. Aslında şimdi gemel ağzında. Değil mi? Evet. Onlar öğle namazından sonra. Ha bu arada şeyi göstereyim. Şöyle bir saniye. Ben getireyim Oo, de. Oo evet. Akşama. Şöyle arkadaşlar, bugün akşama bizim menümüzde sütlacımız var. Evet, tatlı olarak sütlaç yaptım. Yani bizim kuşumuz yok. Ben normalde sütlaçları fırında yapıyorum, güveçe koyarak. Bugün böyle aklıma geldi. Birisinde gördüm, dedim bir de böyle deneyeyim fırına koymadan. Ben çok yanmışını sevmiyorum onların orayı. Sen üstünden ayırıyorsun değil mi? Evet. Hep normalde fırın sütlaç yapardım. Bugün de böyle yaptım. Hatta şunları da ekstra iki tane, bakın renkli olarak. Fulya fındaya. Onlar özel. Onlar resimli, renkli, böyle çocuk oldukları için. Aynen. Onlara ekstra böyle yaptım. Sütlaçlarımız var. Hatta dolap da yer yok galiba. Koysam onları. Şöyle. Akşama soğuk yeriz biliyor musun? Sıcak iyi olmaz mı diyeyim. Aynen. Şöyle ben onları bir koyayım arkadaşlar. Bana 2 saniye müsaade hemen. Ne kadar soğuk olursa meleğim o kadar şey olur. Evet. Hani hem pizzanın üstünde... Bazı rapi böyle normal piyadın yerine, peynir yerine mozzarella koyuyorum, mozzarella. Mozzarella ben de yaptım birkaç defa. Hem sulu oluyor hem de yumuşak oluyor. Salamlı mozzarella da. Evet. Ben de yaptım öyle. Hatta şurada şey var. Ama salam çok sevmem ben salamı. Hiç yemem. Aslında burada mozzarella var. Ben bunu fulyafındaki tane altına giderken yemiştim. Mozzarellalı yapmışlar orada. Hem böyle hamuru yumuşak kalıyor, sulu sulu ama. İsterlerse de bunu da yapabilirim. Bu yağsız mozzarella peyniri. Yağsız. Evet. Şöyle tepsimizi kaldıralım. Mozzarella benim için yine su gibi neyse. Her zaman, şey değil. Her zaman suda da var bende. Aynen. Ben alışmıştım beyaz peyniri. Şöyle. Arkadaşlar biz videomuzu burada bir durduralım. Fulya Funda'ya, çünkü kapıyı açmamız lazım. Onlar gelecekler. Evet. Sonra yine devam ederiz inşallah. Evet. Amanın amanın, benim kızlarım gelmiş. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Okudunuz mu annem? Evet. Namaz kıldınız, yani, geldiniz. Evet. Ya ben peygamber. Fulya arkaya gider misin aşkım bir? Ya ben peygamberin doğduğumuz gün. Evet. Doğdu gün. Teyzelerinize bir selam verin. Merhaba. Bir arkaya git bakalım, teyzeler anne, sizi görsün nasıl olmuş. Orada yavaşça geçtik çünkü bir köpek vardı, pitbull mu ne? Evet. Sabah geldiğimizde yavaş yanından geçip bir bağırdı. Sakin geçin orada. Evet evet. Bir bağırdı, hem de gözüktü bile. Tamam. 2-3 defa sonra yanından geçti. Hadi gelin bakalım, gelin gelin, kızlarım gelmiş benim. Hadi ben bir kapatayım, tamam mı anneciğim? Hı-hı. Aferin benim prenseslerime de. Evet, evet arkadaşlar, kameramanımız hemen değişti. Evet ben geldim gene. Müjde müjde. Arkadaşlar ne yaptın, ne ettin? İyisiz. Yetişti. Dedi ki hemen dedi yetişeyim dedi, video bitmeden dedi. Allah gücüm kalmadı, onun için geldi, yanı yok. Arkadaşlar ben pizzalarımızı hazırladım şöyle. Maşallah pizza dükkanı açacağız ya. Şuna bakın maşallah, şöyle bir göstereyim ya. Maşallah. Maşallah. Şöyle iki tane ton balıklı yaptım. Söylemiştim ton balıklı yapacağım diye. Bir tanesi yağlı balıkmış. Bir tanesi sulu ama şu an hangisi bilmiyorum. Geçen gün yağlı balık yoktu kaplanda. Onun için sulu aldım. Mecbur. Evet bir tanesi suluymuş. Bir tane de kızlar için böyle özel sucuklu yaptım. Allah Allah. Şimdi bunların hemen peynirlerini şey yapayım, üstüne sıralayayım. Önce pişecek olanı yapalım istersen. Şunu yapayım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 3 gün spora gidemedim. Biraz rahatsızdım. Bugün gittim gene Allah'a şükür. Şöyle hemen peynirlerini verelim de. Hemen spor yaptım geldim. Arkadaşlar videonun başında söylemiştim. Yüzümü kana çıkarmayın bak. Meleğimle beğenilerinizi bekliyoruz. Yani bak iddiaya girmişler galiba. Şimdi diyor bize, siz yokken Melih'le video çektiğiniz bakışlarınız olmuyor diye. Size güveniyorum. Ben arkadaşlara güveniyorum, bizi şey bırakmazlar. %100. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim
Aşağıda şeylerimiz var, Hint dübillerimiz. Aslında bu Hint dübiller dünyanın en sakin, en mümtaz hayvanları öyle diyeyim. Geçen gün iki tane Hint dübülü aldım. Bilen, bakan bilir. Bir tanesi iyi de bir tanesi hakkından kafayı kırmış. Ha normal değil ya. 7 kuş var içeride bakın. 6 kuş uyumsar, bir kuş dengeyi bozuyor. Aynen. Yahu çok saldırgan ya. İnanılmaz terbiyesiz. Yani mecbur kaldım. Satacak hocam yani gitsin. Gitsin yani ya gitsin. Vallahi gitsin. Diğer kuşların huzurunu bozuyor. Acayip bozuyor. Hatta ben sen yok ya aşağıda video çekmiştim bir kere. He. Kuşların hatırlarlar bakanlar. Şeye yattılar diye. Ne diyorlar ona be? Kuluçkaya. Evet. Kuşlarımız kuluçkaya yattı diye söylemiştik arkadaşlar. O uyumsuzluk çıkardığı için kuşların şeyleri olmadı. Yumurtaları attılar aşağıda kuluçkaya. Yani aynen. Sütlacımıza bile girişiyor. Sütlacına bile girişiyor. Yani dişi bir hayvan. Yani 12 gram küçük vücut bir hayvan ama bu insana da olduğu gibi hayvana da aynı oluyor. Evet. Bir tane uyumsuz oldu mu, uyumsuz oldu mu her şeyi bozuyor. Aynen. Mecbur tatlısı. Kuşların dengesini bozduğu için onlar da yumurtaları aşağı attılar. Maalesef olmadı. Eşime diyorum boş ver sat gitsin. Ne yaparlar uyumsuz insan arkadaşlar. Valla ilk geleni satacağım ya. İlk geleni satacağım. Hani bezdirdi beni ya. Valla bezdirdi. Şimdi biraz sonra onu bir ayrı şeye ayıracağım kafese. Orada bekleyecek. Yeminin suyunu vereceğim. Hatta 3 gün eşimi ayrı bir kafese koydu arkadaşlar onu belki akıllanır da bir daha yapmaz diye. 3 gün sakin sakin ayrı bir kafeste durdu. Dedik bugün hadi şey yapmıştır. Öbürkilerin yine koyduk. Dakika bir gol bir. Bir de nasıl yakalıyor mu? Nasıl dedim bak diyorum akıllı davran diyorum. Bir şey sonra götü bitecek senin için diyorum. Yine dövüyor ya. Konuşuyorum deniliyor ona sonra 10 dakika sonra kafa değişiyor gene. Yine dövüyor. Hani her adam olduğu gibi insan da aynı hayvanı da aynı. Evet. Her yerde bir tane bir kara koyun çıkıyor ortaya. Çürgelim valla bak hayvanların içine vallahi çıkıyor. Vallahi ya. Altı kuş deletti ya. Ben bunu buyur. Sohbetimize devam ederiz. Fırına bir göndereyim de bu pişe koysun hemen şöyle. Yolla be. Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım. Fırında bayağı sıcak. Ha olur ya evde böyle bir huzur olur. Bir tane olur. Çoluk çocuk olur, akraban olur, tanıdık birisi olur. Bir hop huzursuzluk yapar bir yerde. Kuşa da aynısı oldu. Aynen ya. Çok uyumsuz bir kuş. Çok uyumsuz ya. Maşallah bir de çok güzel, çok güzel tipi var, rengi var. Bununla renk ama yani tipi güzel ama huyu bozuk. Aynen. Hatta bugün diğer kafese geçirirken ben onu yakaladım. Biraz masaj yaptım. Masaj yaparken falan hiçbir zaman zaten onlar ısırmıyorlar. Böyle yatıyor, dinleniyor ama daha sonrasında yine saldırıyor. Bence yani aile için yani çok ses istemeyen, hayvan seven, kuş bakmak isteyen Asım Hint İspinozu. Ben bir yumurta kırabilir miyim? Tabii ki. Bir saniye, sen dur orada. Çok kolay, çok kolay bakılacak bir kuş. Ses yapmaz, kafa ağrıtmaz. Ama aldınız mı biraz bir bakın kafa sağlam olsun. Hani hep diyorlar ya iç güzelliği önemli dış güzelliği değil diye arkadaşlar. Gerçekten her atasözünün bir şeyi varmış. Kuş çok güzel dışarıdan baktınız mı güzelliği şey yakıyor ama içi de oturlu. Bir de oturuyorum böyle abi gün nasihat etmiyorum kuşa. Kuş beni dinliyor. Olmayınca olmuyor. Evet. Nasihat kabul etmiyor ne yapayım. Hayvan sevgisi güzel bir şey arkadaşlar. Evet. Bakın şey de bizim aynı oldu ya öyle adı neydi Poyraz. Abiş miydi öyle mi? Poyraz. Poyraz da evet Poyraz işi şey yaptı. Poyraz'ı zar zor sattık yani mecbur sattık mecbur kaldık. Evet. Olmayınca bazen olmuyor işte. Ben artık zaten arkadaşlar hani kararımı verdim. Kuş haricinde evimize hiçbir şey hayvan düşmedi. Dört ayaklı hayvan alacağız bir daha diyorsunuz. Sürekli konuşuyorduk da işte kedi alalım köpek alalım kedileri falan. Gerçekten olmuyor arkadaşlar. Olmuyor hakikaten olmuyor. Yani kuş gene güzel de. Şey diyeyim mi? 7 kuş var. Bir tanesi bozuk oldu mu bütün sıralıyı bozuyor. Evet. Vallahi yalan yok. İşte kuluçkada en azından bir 12 yumurta, 14 yumurta kırıldı. Kırdılar. Evet kırıldı. Hayvan strese geldi mi yumurta kırıyor. Arkadaşlar dün bizim için bayağı bir karışık şey oldu. Saat 1.30'da kahvaltı yapmıştık. Bir hani şeyi anlatmıştım. Konsolosluktan geldik diye. 1.30'da kahvaltı yaptık. Ondan sonra çocuklar erken kahvaltı yapmışlar. Anne biz... Hatta şunu ben bir bırakayım ya. Anne biz acıktık dediler. Akşam üzeri saat 5 gibi yemek yediler. Bu sefer eşim tutturdu benim karnım tok. Artık çocuklar ayrı yedi. Ben ayrı yedim. Eşim ayrı yedi. Yani bence elden geldikçe yani mümkün oldukça ailecek yemek en güzeli. Yani ev huzur olarak en değerlisi bence. Ama bazen olmuyor tabii ki. Evet biz hiçbir zaman ayrı yemeyiz. Hep beraber yeriz. Çocuklar okuldayken bile toplanınca yeriz ama dün öyle karışıklık olduğu için. Ama Allah'a şükür o da geçti atlattık. Evet. Hanım sen
Video bitiren mi susuz çocuğum? Evet bitirelim. Çok uzun oldu video bak. Ama bak bunu yani çeken söylemesi lazım. Ben görmediğim için. Hayır ben kibar söyledim hatırlatıyorum. Tamam. Bizimki öyle. Tamam. Başardım. Şeyini güzel yapmışmış ha. Başardın mı? Aşar mı oluyor? Yazma. Ne bilemiş. Biz cahil çocuğu. Biz cahil çocuğuyuz. Birisi elinden öper. Alırsan git takarız. Lan ilk bir öldük ha. Valla babasının kızı oldu belli. Hemen ilk öldük. Arkadaşlar biz burada videomuzu sonlandıralım. Yoksa bir işin sonu iyi değil. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bakalım.